Şimdi biz sudan konuşuyoruz sudan, ya. Evet. Biz sadece hocam? Suyu, evet, sadece bir içecek olarak biliyoruz ama bedenin bundaki karşılığı öyle değil. İbn-i Sina şifa hazımdadır der Uğur, evet, Bey. İnsan bedeninde 4 tane hazım süreci gerçekleşiyor. Yediğimiz gıdalar karaciğere ulaştığı zaman biz eğer su içersek, eğer biz o zaman, evet, su içersek vücudumuz suyu yakıt olarak kullanıyor. Bu da hangi saate tekabül ediyor? Yani bir gıda yediniz, 3 saat sonra su içerseniz vücudunuz onu yakıt olarak kullanıyor. Şimdi biz suyu ne, hangi aralıkta ve ne zaman içmeliyiz ve miktar olarak ne kadar içmeliyiz? Mesela bizim normal vücudumuzun fizyolojik ve psikolojik anlamda düzenli bir şekilde çalışabilmesi için, hı hı, insan bedeninin canlı suya ihtiyacı vardır. Peki canlı su nedir? Akan sudur canlı su. Ama biz şu an popülasyon neredeyse %90'ı ölü su içiyoruz. Evet. Ölü su içiyoruz. Ne yapacağız? Peki ölü su içtiğinizde ne oluyor bedeninizde? Evet. Normalde canlı su içtiğiniz zaman su midenize gelir, yudum yudum içersiniz. Peygamber Efendimiz 3 yudumda için buyuruyor suyu. Hı. Midenize gelir ve midenizden bağırsağa geçer. Evet. Bağırsaktan da dolaşıma geçecek. Ama siz ölü su içtiğiniz zaman sadece midenizde kalır ve göbeğiniz böyle şişer. O yüzden mi şişiyoruz, evet, böyle ya? O yüzden şişiyorsunuz. Su içsek yarıyor diyoruz ya. Halbuki şöyle demek lazım. Ölü su içsek yarıyor. Yani, ölü su içseniz şişiyorsunuz. Şişiyoruz. Şişiyorsunuz. Peki bizim şu anda hiçbir toplumun neredeyse yarısı, özellikle İstanbul için konuşuyorum, evet, canlı su içme imkanımız yok. Peki, doğru, biz ölü suyu canlı su haline nasıl getirebiliriz? Bu şişelerdeki, petlerdeki sular da ölü su kabul bekleyen ediyoruz. Bekleyen su, tabii bekleyen ki. Bekleyen su, ölü su, akarsu değil çünkü, evet, doğru. Musluktaki suyun içerisinde de biliyorsunuz bir takım, bir dünya kimyasallar oluyor. Doğru. Yani siz bekleyen suyu içemezsiniz. İçtiğinizde su ihtiyacınız karşılanıyor olabilir ama beden, özellikle hücre ihtiyacını karşılayamaz. Hmm. Onun için suyun kalitesi gerçekten çok önemli. Ama biz kesinlikle İstanbul'da yaşayanlar canlı su içemiyoruz. Peki biz canlı suyu, ölü suyu nasıl canlı su haline getirebiliriz? Evet. Mesela böyle bardaktan bardağa suyu boşaltırsak eğer, bunu havalandırıyorsunuz. Suyu havalandırıyoruz. Evet. Evet. Bunu canlı su haline getirebilirsiniz. Siz çok yoğun olarak çalışıyorsunuzdur, evet, diyelim ama bunu yapma şansınız yok. Suyu ne kadar havalandırmak lazım? 2-3 dakika. 2-3 dakika. Bunu yapma şansınız yok. İçerisine bir damla sirke koyabilirsiniz. Bir damla karbonat koyabilirsiniz. Bir tane çok küçük kaya tuzu ekleyebilirsiniz. Orada yine suyun pH'ı değişiyor. Veya evlerinize böyle büyük küpler alırsınız. Küpün içerisine koyarsınız. Çünkü toprağın negatif şeyleri çekici özelliği var. Toprak küplerde, fakat içi sırsız olması gerekiyor. Yani böyle parlak olmaması gerekiyor. Hmm. Gerçekten toprak olması gerekiyor. Diyelim hiçbir şey yapamadık. O zaman içerisine sadece bir iki tane besmele üfleyip içebilirsiniz. O zaman da pozitif hale geliyor ve su canlanıyor. Evet. Yani kaya tuzu, az bir kaya tuzu atsak bu suyun içindeki o değerlerin artışını sağlıyor mu kaya tuzu? Hareketlendiriyor. Suyu hareketlendiriyor. Evet. Şimdi birçok hazır suların içerisinde içerikleri yazar ya, işte şey bu kadardır, bu bu kadardır, bu bu kadardır. Onlar aslında sonradan ekleniyor. Evet. Doğru. Ben özellikle onu sodalarda da duymuştum. Hı-hı. Sodanın birçok şeyini sonradan ekliyorlarmış, evet, bazı soda sularının. Bizim bedenimiz o kadar muhteşem çalışıyor ki, bedenimizin doğru ve muhteşem çalışması için, onun için Hipokrat'ın ben şu sözünü gerçekten çok önemsiyorum. Ne yersen, hı-hı, osun diyor. Evet. Eğer biz bunları yersek, temiz beslenirsek ve bununla birlikte temiz düşünürsek, Peygamber Efendimizin tavsiyesi bu, temiz düşünürsek, hı-hı, duygu ve düşüncemiz, düşünce durumumuz temiz olduğu zaman, o zaman biz kesinlikle hasta olmuyoruz. Uzun belki yaşayamayız ama kaliteli yaşıyor ve kaliteli yaş alıyoruz. Şimdi biraz önce şunu söylediniz. Yemeği yedik. Yemeği yedikten kaç saat sonra su içersek o su yakıt haline, yani yemeği yakma... Bu kan gruplarına göre değişir. Kan grubuna göre 0 değişir. Sıfır ve B kan gruplarının sindirimi çok güçlü. Bunlarda belki 2 saat olabilir. Hmm. A kan gruplarının sindirimi çok yavaş. Bunlarda 3 saat olabilir. Ama biz yemekten sonra kesinlikle su içmememiz gerekiyor. Veya herhangi bir sıvı almamamız yemekten gerekiyor. Yemekten hemen sonra içmememiz gerekiyor. Bunu yakıt olarak kabul etmiyor. Yani yediğimiz yemeği yakmıyor bozuyorsunuz. Sindirimi bozuyorsunuz. Eğer bugün modern tıp, İbn-i Sina'nın, biliyorsunuz İbn-i Sina çok önemli, hmm, İslam hekimlerinden bir tanesi ve kitapları 600 yıl Avrupa'da okutulmuş. Doğru. Şu sözlük gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Şifa hazımdadır buyuruyor. Yani yediklerinizi siz hazmederseniz eğer,
Evet. O zaman sağlıklı oluyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.